1624 yılı ihbari. Komutan Oksar Serner, Dalarne'de, Polonya Seviyesi'nin asker aramaktadır. Destelerden adıyla bilinen Anna Pierlik'te bir çocuğundan olur böylece. Sen Seloğlu adam topla buralarda. İnan ki çavuş zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum. Komutan Aymon ikisine kadar dört birlik hazır olmalı diyor da başka bir şey demiyor. Yanım görem hin ol hin. Gözüme uyku girmez oldu. Tut ki beni yakaladın. Ne eğrisine baktın ne böylesine. Kafayı çektirip askerlik kağıdını imzalattın. Ben de azık kımlandı içkinin parasını ödemeye davranırken o sıvışmak için kabı da alıyor solu. Tabii kuşkulandığım için ben de ardından. Ama koydun sabuk. Ne mertlik kalmış ne onu ne de doğruluk. Ben buralarda insan olmam güvenimi yitirdim çavuş. Anlaşılıyor ki yapıyormuş buraları savaş yüzü görmeyi. Sonra ahlak mı kalır ya sorarım. Barış demek, düzensizlik, başıboşluk demektir. Oysa düzeni ancak savaş sağlar. Tohuma kaçıyor insanlık barışta. İnsanlar da hayvanlar da sanki iş değersizmiş gibi ziyan ediliyor. Neymiş? Frankalar. Onun üstünde bir dilim peynir. Efendime söyleyeyim, daha üstünde bir dilim et. Şimdi şu kentte kaç delikanlı, kaç yıldız beygir var bilen var mıdır ha? Hiçbir zaman savaş görmemiş yerlerden geliyorum ben. Oralarda insanlık adları bile yok. Kendi kendini tanımıyorlar. Oysa savaş zamanı düzenli listeler yapılır, kayıtlar tutulur. Pavuçlar balyalara, tahıllar da çuvallara konur. İnsanlar ve hayvanlar dikkatle sayılıp öyle taşınır. Çünkü bilinir ki düzen olmadan savaşılmaz. Tam üstüne bas. Bütün iyi şeyler gibi savaşta önceleri güç gelir insanlar. Ama işler bir kez yoluna girdi mi görsen o zaman. İnsanlar tıpkı saratanların oyunun bitmesinden korkmaları gibi barıştan korkarlar uzak. Ama önceleri korkarlar savaştan. Çünkü savaş onlar için çok yeni bir şeydir. Bak, bir araba geliyor uzaktan. Bir kadın, iki de delikanlı var gönderdi. Sen kurda kayıyor, öyle dur çavuş. Bu sefer hiç çıkaramazsın, bir izin ayazdır, beklemeye faydalı. Günaydın çavuş. Günaydın, kimsiniz bakalım? Satıcıyız. Başlıyoruz. Kumandalar, susun davullar, dursun dinlesin olaylar. Cesaret alalım o zaman. Onlarla iyi koşar asker. Bitti diye haşır atıyla, eli silah tam teçhizat. Yani hepinizin ayrı adı var, öyle mi? Anlamazlar.
Sen bu da cinli herhalde. Bilemediniz, İsviçreli. Fransız da. Fransız mı? Hangi Fransız? Karıştırma kafamı, yoksa akşama kadar burada kalırız. Oğlun İsviçreli olmasın, İsviçreli. Fakat soyadı Feyos. Ama bu da babasının adı değil. Babasının adı başka bir şeydi, taş ustasıydı. Çok içerdi. E adı niye Feyos oluyoruz o zaman? Darılma amacım, şu kadarcık düş gücün yok. Elbet Feyos olacak. Çünkü doğduğumda bir Macar'la birlikteydim. Umurumda değildi yaptıklarım. Böbrekleriyle uğraşıp duruyordu. Halbuki ağzına bir damla ki koymazdı. Namuslu adamdı. Oğlan da ona çekmiş. Ama babası o adam değil ki. Ama yine de ona çekmiş işte. Şu Zarkas koydum adını. Neden? Nerede? Çok yaratıcı geldi ondan. Bırak aileden. Hayır, dünyaya geldim. Hep sapta geçecek. Sen Bamberg'den, Bamberg'den burada ne işin var? Savaş'ın bir an önce Bamberg'e gelmesini beklemezdim herhalde. Arabayı siz ikiniz çektiğinize göre, İzlandınız Yakup Boş Bey, savaş olmalıydı. Boyun duruktan hiç çıkmıyorsunuz herhalde. Anne, dağıtayım şunu çelesi, bak sen de. Komutan beyler, iyi tabancalarım var. Bu hızı ister misin Çavuş, seninkinin hayır kalmamış. Benim başka şeylere ihtiyacım var. Şu delikanlılara bakıyorum da, sırık gibi ikisini. Düştü de elinden. Asker olmayı niye istemiyor bunlar? Nafile çok askerlik benim. Neden olmasın? Askerlikte para var, şöhret var. Boşu boşuna taban eskitmek kar işidir. Yaklaş biraz delikanlı. Kasların güçlü mü? Yoksa ağzın süt mü kokuyor anlayalım. Süt kokuyor ya. Biraz sert baksan düşer bayılır. Ama bu arada azgın bu ay sus da durdurur. Bırak çocuğun işte göre değil o. Bana ağır hakaret etti ve çenemi dağıtmaktan söz etti. Tarla'da hesaplaşalım belki. Merak etme anne, hallederim onu. Durun! Uçak var, vurun. Ben o bıçağı süt dişi gibi çekerim yerinden. Gel bakalım delikanlı. Bak Çavuş, komutanına şikayet ederim seni. Kodesi boylarsın. Seymen benim kızı isteyip duruyor zaten. Sakin ol kardeşim. Niye beğenmiyorsun asker hocam? Babası asker değil miydi? Şerefiyle ölmedi mi? Kendin söylüyordun. Çocuk o daha. Siz onu mezbah kesime göndermeye kalkıyorsunuz. Tabii, onu getirdiniz diye 5 gulden alacaksınız. Önce kıyak bir mihver, sonra kıyak kalıp çizme alacak, öyle değil mi? İstemez. Balıkçı solucanı, gel beraber balığa gidelim demiş. Koş, kaçı çalıyorlar diye. Yakarım hepinizi, serseriler, görürsünüz siz. Biz dürüstçe kumaş verip satarız. Ayrıca barista bir insanlarız, anladınız mı? Barista ne olduğunuz pek belli oluyor elinizdeki bıçakta. Utanmet, canı kırın, ata bıçağı. Az önce bir eşit, biz yaşatan savaşta dememiş miyim? Zaten başka neyle yaşayacaksın? Peki askerler olmasa savaş nasıl olacak? İyi de askerlerim de benim çocuklarım mı olacak? Güzel valla. Savaş çöpünü ütecek, armut da sana bırakacak. Sen savaştan millerini doldur, karşılığında hiçbir şey ödeme. Savaş kendi başının çaresine bakabilir öyle mi? Kendine cesaretini alıyorsun. Sonra da ekmek teknenle. Yani savaştan korkuyorsun. Ama onların korkmuyorlar, bunu biliyorum. Ben hiçbir savaştan korkmam. Neden korkacak mısın güzel? Bakın bana, askerlerin bana bir zararı olmuş mu? 17 yaşında katıldım askere. 70'ine gelmemişsin daha. Ama geleceğim. Belki toprağın altında. Bana hakaret etmek öleceğimi söylemek istiyorsun. Peki ya doğruysa? Ya yüzünden kaderini okuyabiliyorsan? Ya izine çıkmış bir cesede benziyorsan? Anama keramet sahibi der herkes. Gelecekten haber verilmiş. Öyleyse de bakalım Çavuş Efendi'ye geleceğini. Dede biraz eğlensin. Umurumda bile değil. Çok koyuver. Hani bir bak olacağından değil. Dalgamızı bulalım diye. Elif, Şival Zarkas, savaşa karışırsak işte böyle parçalanırız. Evet hanım. Hadi sağ olun. Fransız bakayım. Şuraya siyah bir harf çiziyorum. Siyah, ölüm anlamına gelir. Diğerini de boş bırakıyor, görüyor musun? Şimdi de katlıyor ve karıştırıyorum. Hani hepimiz ana karnından fırladıktan sonra nasıl karıştıysak, işte öyle. Hadi çek, ne geleceğini öğren. Herkes Alman, beni güç beğeni diye tanırlar. Ama senin de hoşuma giden bir ateş var. Göz var odan başka bir şey mi? Aa, siyah şekli işimizin o. Herkesin payına bir kurşun düşmez. Sıçtın ağzıma. Asker olur mu? Kendi ağzına kendin yapmışsın o şeyi. Hadi bana müsaade. Her gün savaş olmaz. İşe gitmeliyim. Ya durun bakalım. Senin biçini alıyorum. Asker olacak. İstiyorum anne. Şuvalcan nasıl istiyor? Ya demek öyle. Anlaşılan her ikinize birden fal açmam gerekecek. Moralimizi bozmak için İsveç ordusunun dindar olduğunu söylüyorlar. Yalnız pazar günleri tek kitabı bilay okunuyor. O da sesin varsa. Keratalar. Başa gideceksiniz ha? Kafandaki peynire koşan sultanlar gibi. Şimdi kağıtlarınıza bakacağım. O zaman
Her zaman olduğun gibi namuslu olursan. Çocukluktan beri öğrettiğim gibi. Hani ekmek almaya gönderdiğinde paranın üzerine getirirdin ya. İşte öyle namuslu olsan. İşte o zaman kendini kurtarırsın. Siyah aç değil mi? Siyah aç. Asıl ben nasıl ettim ona şaşırıyorum. Savaş deyip gelinlerde dur. Bak numara falan değil kendilerine de çıkıyor. Doğru valla falan da çıktı. Ama ben söz dinleyeceğim. Artık hepiniz dediğinizi öğrendiğinize göre ayağınızı denk almanız şart. Şimdi arabanıza binip yolunuza devam edin. Bir çare buldum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Niye rüzgar da rüzgar da kafanı üşütmüşsün diye. Sen koca karıya alışverişle öğrenen durun. Palaskaya bir göz ataydın çavuş. Bu insancıkların karnı alışverişle döver. Hey buraya bakın çavuş palas almak istiyor. Yarım gurden isterim. İkiden aşağı vermezler ama. Gelin iki. Hem burası da pek rüzgar. Şuracıkta bakayım ne yapalım. Bence pek isteği yok havanın. Yarım gurden eder yok. Gümüş çünkü. Ayarı da bozuk değildir. Sonra erkek erkeğe kafayı çekeriz seninle. Yanında kıyafetinde mangır var. Gel benimle. Öyleyse çık yarım gurdeni. Anlayamadım gitti. Savaş da hep yeniden başkalarını gönderip ön aldığınız gün kazansınlar. Öf be, berbat oldu ölen bu. Tek bir lokma geçmeyecek bu aslında. Bundan sonra bir şey yemeyeceksin, üzülmemelisin artık. Yine de geride dur. Bakalım bir yolu şuradan. 10 gulden sayacağım elini. Sen cesur birisin. Kral için dövüşeceksin. Kadınlar paylaşamayacak seni. Az önce sıkmıştım ya canını. İstersen kır çeneni. Paraya hiç güvenim yoktur. Sütten ağzım yandı çavuş. Neyse, bu halismiş. Gidebiliriz. Elif nerede? Türkan da gitti. Aha kılsız. Şimdi de sen çekmiyordun anacığım. Böyle oluyor işte. Askerlik enfet üstü değil. Hem savaşın sırtına yaşamak istiyorsun, hem kendini ve sevgileri savaşın dışında atmak istiyorsun. Öyle değil mi? Tek başıma çekecektim araba işi varsa kalsın. Eğer istemediyseniz savaşın sırtına yaşamaya, payınızı vermek zorundasınız ona da.